Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Aynazileri serimizin ikinci bölümüyle karşınızdayım dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte neler yapmıştık birçok şey imza attıktan sonra Avrupa topraklarına doğru açılmaya başladık biliyorsunuz ki arkadaşlar lakin son zamanlarda Aynazileri aydan çıkıp geldikten sonra Avrupa'nın tamamı nazı oldu biliyorsunuz ki arkadaşlar ve son dakikada bize bir event geldi bu eventte ya Sovyetler Birliği'ni seçip Sovyetler Birliği'ne yardım edecektik ya da Almanya'nın tarafına geçip dünyadaki bütün toprakları ele geçirecektik arkadaşlar bunu sizlere direkt olarak sordum. Sizler de aynı hazilerini seçmişsiniz. Tabi isterseniz Sovyetler Birliği bölümünü de çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hatta onu da direkt olarak yarın atabilirim. Onu da sizlere söyleyelim. Normal şartlarda oyunda evente göre kaydetme olmadığı için oyunun en son kaydettiği yerden oynayacağız. Yani birçok eventi yeniden tekrar görebiliriz ama büyük bir ihtimal Bulgaristan'ı işgal ederken ki kaydettiği yerden oynayacağımızı zannediyorum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza başlayalım arkadaşlar. Bu arada aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayın dostlarım. Eğer sizlerin de böyle senaryolarınız varsa web sitemize gidip paylaşabilirsiniz. Zaten bu oynadığım senaryo şu an daha beta versiyonunda. Senariste istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Zaten o da oyunu ekleyecektir. Ben bu arada senaristin baya kitap okuduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel yerlerden bağlamış hikayeyi. Normal şartlarda insanlar direkt olarak biliyorsunuz ki mesela şu oldu diye ekrana verirler. Lakin burada olmadan önceki anlarını da anlatmışlar. Neyse çok uzun konuştuk şimdi istersen oyunumuza geçiş yapalım. Dediğim gibi aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Evet oyunumuz en son Bulgaristan'ı işgal ederkenki anını kaydetmiş. Burada Aynazileri gördüğünüz üzere arkadaşlar Avrupa'nın tamamına yayılmış durumda. Ve Almanya'da küçük bir şekilde bırakmışlar. Fransa'dan da baya bir toprak almışlar. Şöyle baktığımızda arkadaşlar diplomasini tıkladığımızda gördüğünüz üzere bir sürü etnik kökeni içinde barındırıyor. Mesela Almanya, Polonya, Fransa, Birleşik Krallık, Ukrayna, Hollanda, Avusturya, no Romanya, Norveç, Çek Cumhuriyeti'ne kadar gidiyor mesela. Yani bayağı değişiyor. Asiler de var içinde. Makedonya Cumhuriyeti falan da var. Yani bayağı büyümüş ve ilk defa böyle bir kareografi görüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kayıp ama istikrar gerçekten çok az yani. İnşallah düzeltirler. Şimdi ekranımıza o event gelecek. Ben direkt olarak aynazilerini seçeceğim. Bakalım neler olacak. Sizler birlikte bunu da görmüş olacağız. Şimdi önce gelin bir Bulgaristan'ı topraklarımıza alalım arkadaşlar. Dünyanın tek umudu Sovyetler. Avrupa ülkeleri aynı zilerine karşı tek, tek tek düşerken dünya ülkeleri çözüm arayışı içerisinde. Aynı zileri çok büyük bir askeri güce sahip ve onlara tek kafa tutabilecek devletin Sovyetler Birliği olduğu herkes biliyor. Dünyanın aynı zileriyle Sovyetlerin kaçınılmaz bir savaş içinde gün sayıyor. Evet Sovyetler Birliği'ne ekonomi de verdik. Şimdi o eventin gelmesine yaklaşık bir hafta falan kaldı. Ben hemen şu Bulgaristan'ın topraklarımıza katayım. İlk defa oyun bu kadar sardı arkadaşlar beni ya. Vallahi Aynazeleri senaryosu çok hoşuma gitti. Böyle bir senaryonuz varsa mutlaka paylaşın. Ben zaten mutlaka videosunu çekeceğim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet, şimdi buraya. Tamam. Tamam buraya gidelim şimdi. Bu da buraya. Güzel. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Bulgaristan topraklarımıza aldık. Yani şöyle baktığımızda e, ya da kattık da diyebiliriz. Bu arada Orta Doğu gerçekten çok güzel görünüyor. Gelin İsrail'de topraklarımıza katalım. E, hemen askerlerimi toplayacağım. Diyecektim ki tarafını seç. Aynı zeleri topraklarına kadar geldi. Şu an bir karar vermemiz lazım. Sovyetlerin yanında olup Nazilerin dünyadan atmaya çalışabilir. Ya da aynı zileriyle müttefik olup dünyayı egemenliğimiz altına alabiliriz. Ne yapmalıyız? Ben dediğim gibi neyi seçersem diğerinde videosunu çekeceğim arkadaşlar. Onu sizlere söyleyelim. Yorumlara baktım. aynı herkes seç demiş. Ben de ayna seçiyorum. Sonrasında şöyle hemen askerlerimizi toparlayalım. Daha ekran eventler gelecek bu arada. Böyle bakalım bir. Hemen askerlerimizi toparlayalım arkadaşlar. Müttefik. Aynazilerin lideri olan Adolf Hitler bize bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye ile Bir Dünya Savaşı'ndaki gibi omuz omuza savaşmakta onur duyacaklarını ve müttefik tekliflerini kabul ettiklerini bildiriyor. Önlerindeki tek engel Sovyetler Birliği olduğunu ve eğer Sovyetleri yenebilirsek ardından bütün dünyayı kolaylıkla ele geçirebileceğimiz yazıyor. Ve Sovyetlere saldırmak için emirlerini beklemem gerektiğini vurguluyor. Eğer reddeder mi acaba? Bir de onu merak ediyorum. Sizce reddeder miydi bizi? Öyle bir yolu var mıdır acaba? Evet, şu an an itibariyle ittifakımız kutlu olsun arkadaşlar. Aynazedeli ittifaklığımızı yapmış bulunmaktayız. Evet, şimdi Sovyetler Birliği savaşı var mı acaba? Senaryo beta versiyonunda senariste gidip yazarsın zaten birçok şeyi de düşünüyorum arkadaşlar ben. Taarruz emri. Adolf Hitler Sovyetlere karşı taarruz içinde olduklarını söylüyor. Saldırıya başlamam için emir verdi. Aha. İkinci Barbaros harekatı başlasın. Oğlum Barbaros'a falan devreye soktuk lan. Ee, aa bak buraya 50 bin asker geldi. Ee, ben biraz daha asker basabilirim bu arada. Hemen şöyle asimile işlemlerimi başlatıyorum. Sonrasında arkadaşlar yani bayağı bir paramın olduğunu düşündüğüm için. Yani asker basalım. Zaten paramız elinde sonunda eksiğe girecekti. Bırakalım da böyle girsin. E, ee, taarruz emrimiz devam ettiremiyoruz. Çünkü e, gördüğünüz üzere arkadaşlar yani nasıl desem sizlere. E, hareket puanım kalmadı. Yani bu kadar askerle güzel bir şekilde ilerleme kat edebileceğimiz düşünüyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi fazla dayanamayacağız bence. Taarruz emrini başlattık. Aynaz'ın yanında olduğunu zaten söylemiştik. Şu an dünyayı yavaş yavaş Türkiye'nin kan kırmızısına boyuyorum arkadaşlar. Evet. Bu arada bana birçok arkadaş sormuş. Arkadaşlar evet Disney Plus aboneliğimi iptal ettim. Atatürk yoksa biz de yokuz kardeşim. Onu da söyleyelim. Ben bir de bu arada e, şeye gitmiştim arkadaşlar. Karadeniz turuna gitmiştim. Orada 3 tane güzel poster gördüm. Tanesi 50 liradan satıyorlardı. Bir de 1 metreye 70 santim. Direkt olarak gittim tablocuya Atatürk şeylerini almıştım zaten. E, posterlerini. Arkadaşlar ya yani koskocaman tablo yaptırdım. Okullarda gördüğünüz tablolardan daha büyük. Arkama bakıyorum. Disney Plus'a bakıyorum sonra. Diyorum. Özer. Direkt. Acıma. Yok. Geldikleri gibi gider lafını kullanarak hemen iptali bastım arkadaşlar. Sizin de öyle bir üyeliğiniz varsa basın geçin bence. İki küçük 10 kişilik Ermeni topluluğunu dinlemeyen, dinleyen insanları dikkate alamam ben. Ermenilere bak be. Soykırım diye çıkmışlar ortaya. Ne soykırımı kardeşim ya? Hadi bakayım bak kırım turumuna çıkıyoruz arkadaşlar. Barbarossa planı. Oo, of. Sovyetlere bak. Ana, Aynaziler yeniliyor lan. Sanırsam Sovyetler bana asker getiremiyor arkadaşlar. Bu bizim işimize yarar. Hemen Aynazilerine yardım edelim. Mütefiğimize yardım etmek istiyorum. Sanırsam of. <laughs> bizim askerlere bak. Yanlış oldu seçmiş olabiliriz ama zaten bu yolda test ediyorduk. Yani bir tık yanlış yolu seçtik ya. İşte geliyor. Evet 102 binlik askerimden ümit var gibi. Tamam. Dur Sovyetler geçme. Kafkasları bize bırak. Evet şuraya da asker yolla. Sovyetlerin bir sonraki akını gelene kadar benim bural gelmiş bile 52 bin asker daha geldi. Evet ve gitti. Ne yaptın peki? Asiler çıkmış içinden. Valla nane yedik arkadaşlar ya. Keşke Sovyetleri seçeydik. Orada daha çok event vardı. Dur bakalım. Şu an e, ilerliyoruz arkadaşlar ama bir yandan da geriliyoruz. Ben hatta şöyle bir direkt Moskova'ya çizim yapacağım belki o düşürebiliriz. Ya Wagner'le işbirliği yaparsak daha iyi olacaktır. Akı arkadaşlar ben buna direnemem. Ben sadece bir taarruz. Aha o da gitti. Bakar mısınız? Ben buna nasıl direneyim? Evet Moskova'ya çok yakınız ama dediğim gibi toprak alamayacağız arkadaşlar. Ben bir sınıra vasal ser devlet kuracağım. Bu bizim koruyucumuz olsun. Afgan cephesini bunlarla savunacağız. Ok verdik lan. Şu kadarcık yeter be. Ha, şurayı da veririm. Hatta belki buradan da dolanabilir. Şöyle bir hat çiziyorum arkadaşlar. Ee, Medeniyet seç. Afarlar Evet geldik Moskova düştü Moskova'yı aldık yani Evet gel Evet de gelmiyor kaçalım abi şu tarafa doğru kaçalım Evet kaçamadık Oğlum aşağıda ordum varmış lan. Buradaki orduyu da birleştir. Evet Sovyetler an itibariyle asker dizmeye başladı. Ben Kırım operasyonu deneyeceğim. Oo. Oh! Oğlum aynı yok edip geçiyor lan. Aynazileri acımadı arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Ayna gerçekten hak ettiği değeri görüyor. Şu an yani iyi, keşke aynı zedere seçmesi. Şu an çıkarımız bile yok gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bir tarafta sıfır istikrarlı bir devlet vardı. Hala öyle mi? 62 olmuş mesela. Lanet olsun dostum. Evet %94 95 98 90 9 olmuyor. Barış münakeleri emrini veriyorum. Ya bizim hiçbir çıkarımız yok ya. Oyunumuzu bir hızlandıralım barış yapsınlar bakalım ekrana event gelecek mi? Bir de şeye bakacağım senaryo ayarlarından hani bizi reddetme eventi var mı onu da görmüş oluruz. Evet arkadaşlar. Hiçbir toprak bile talep edemedik. Hiçbir toprak hatta daha da kötü ver bir tane papatımız oldu Sen Beni niye sevdin ki yani ben seni sevmiyorum kardeşim Buna bir kart Tamam yeniden topraklarımızı kavuştuk Peki aynı gelin bir inceleyelim arkadaşlar Aynı En büyük şehri Lüksemburg City ee, benim müttefik vasalı vesaire bir şey yok. Putin kaybetti. Naziler kazandı. Yeni bir eventleri var mı? O, yani bizi reddetme eventi falan. Bak bir daha taarruz emri geliyor görüyor musunuz? Yok bizi reddetme eventi yok galiba. Evet bu, bunu seçecektik biz. Neyse yarın da bunu seçelim. Çünkü buna daha güzel yollar var. Arkadaşlar bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere diyelim. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz mutlaka abone olmayı unutmayın dostlarım. Bu sıralar YouTube kötü ama yavaş yavaş düzelmeye başladı. Ben zaten video çekmeye devam edeceğim. Şimdi kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay dostlar.